Ülkece bir çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Büyük bir afet. Onun vermiş olduğu bir etken var tabii üzerimizde. Çok üzüldük. Yıprandık biraz ülkece. Ama tabii hayatta bir şekilde devam ediyor. Maalesef o tarafta çok büyük bir acı yaşadık. Onlar ne yaşadıysa tabii ki onları hissedenleri anlayamayız ama maçımıza aynı şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hazırlanıyoruz da. Güzel bir dönem geçirdik kendi açımızdan. Benim için özellikle daha iyi oldu. Takıma adapte oldum. Ufak bir sıkıntı yaşadım gelir gelmez. Üçüncü idmanım ya da dördüncü idmanım maçtan sonra ufak bir sakatlık yaşadım. Yeni yeni toparlıyorum. Fiziksel anlamda eksiklerimi gideriyorum. Bir an önce takımın içine katılıp form anlamında formu yakalayıp takıma destek vermek istiyorum şampiyonluk yolunda. Tabii ki herkes şampiyonluk hedefinde, şampiyonluk yolunda takviyeler yapıyor ve hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz var ve bizim önümüzde güzel bir yol var, güzel bir ışık var. O ışığa doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Her rakip güçlü. Rizespor devre arasında iyi transferler yaptı ama bizim takımımız zaten güçlüydü ve yaptığı takviyelerle daha da güçlendi. Bizim en büyük artımız oyun gücümüz var. Teknik anlamında, taktik anlamında gerçekten bir duruşumuz var sahada ve bunu biz sahada uyguladığımız sürece diğer takımlardan farkımızı gösteriyoruz, farkımızı yaratıyoruz. Yine aynı şekilde her maç olduğu gibi Rize maçında da oyun gücümüzü sahaya yansıtmak zorundayız. Yansıtmak zorundayız ki onlardan üstün olalım. Bunu da en iyi şekilde sahada uygulayacağımızı düşünüyorum. Ben 14 senedir Süper Lig'de oynuyordum. Yine Süper Lig'de oynamak istiyorum. Ve hayalim her zaman şuydu benim, Süper Lig'de futbolu bırakmaktı. Allah nasip ederse inşallah hayalim olan Süper Lig'de futbolu bırakmak istiyorum. Bu sene inşallah şampiyon olup hedefime Süper Lig'de Samsunspor'la devam etmek istiyorum.